belge 10 kritere dayanarak verilen bir belgedir. Hı. İşte bu memnuniyet olsun, temizlik olsun, birkaç kritere. Ve bir şey daha söyleyeyim. Bu belge ilk defa KKTC'de Sağlık ve Kondisyon Merkezi'nde verilmektedir. Onu da söyleyeyim. Öyle Anlayış. mi? Evet. Tüketiciler Birliği'nin evet, derneğin. İlk olarak verdiği bir belge ve yok, Sağlık Merkezi'ne ilk verdiği. İlk Sağlık Merkezi'ne evet, verdiği. Belgedir. Bu da gurur verici bir özellik, bir şey değil mi? Evet, tabii yani hakikaten bu bizim hem mesuliyet tabii ki önümüze evet, koyuyor. Mesuliyeti de evet, biz bunun arttırıyor. devamını artık sağlayacağız. Çünkü belli bir seviyeye ulaşmış anlamına gelmektedir. Ve o seviyede bundan sonra düşmemek çabasında. Hı-hı. Çünkü düşsek hemen belli olacak. Yani bu belgeyi bir almazsak bu Hı-hı. demek düşmüş anlamına, seviyemiz Evet. sarsılmış anlamına gelir diye düşünüyorum. Evet. Geleneksel Çin tıbbı da sizin özel ilgi alanlarınızdan Evet, biri değil mi? evet. Bu geleneksel Çin tıbbı başlığı altında hangi maddeler var? Ve nedir bu geleneksel Çin tıbbı? Şimdi modern tıbbın, önce Hı-hı. ondan başlayalım. Evet. Bugün başarıları söz konusudur, Hı-hı. bugünkü başarıları. Bu akut dediğimiz ortamlarda ilk yardım müdahale sistemi, Hı. antibiyotikin var olması, teşhisler, MR, tomografi, cerrahinin başarıları, bu nakil, organ nakli olsun. Hı. Bunlar hepsi başarı. Ama bunun yanında gene bu modern tıbbın maalesef sıkıntıları ve zorlukları mevcuttur. Bu kronikleşmiş durumlar, aşırı kilo olsun, yüksek tansiyon olsun, Hı. kanser olsun, şeker hastalığı olsun. Bu Hı. hastalıkların yenilmesine yönelik bir ilaç üretim çabası var. Yetersizdir kesinlikle. Çünkü biz şimdi eczaneye girersek ilaçlardan rafların eldiğini görüyoruz ama hastalıklar azalmıyor. Evet. Yani bu ilaçlar tabii ki kişinin yaşamını kolaylaştırıyor ama tedavini tamamen, yani hastalığı tam yok etmiyor. Hı. Sadece belli anlamda kişinin o tedavi, o ilaçla, o hastalıkla beraber yaşamasını sağlayan bir yöntemdir bu ilaç. Yani kronikleşen hastalıklar için Evet, bahsediyoruz. kronikleşen Evet. hastalıklar için bahsediyorum.